Merhaba hocam. Kaydımızı da başlattık. Evet, bugün artık herkes işlere başladı, değil mi? Ev kadınlarıyla beraber yaptığımız YÖKDİL programına hoş geldiniz. Evde kalan erkekler de var, birkaç kişi galiba. Fatih var. Günaydın Fatih. Pakistan kim bu arada? Ülke olarak mı katılıyorsunuz? Komple bütün Benim hocam Pakistan'da merhaba. mı? Kim bu arada? Pakistan. İsim alalım. Bir kadın sesi geldi ama. İş yerinde katılıyorsun. Güzel. Pardon, anlamıyorum ama. Ses kesik geliyor bana da. Bir saniye. Biraz edeceğim. Geliyor mu? Sesim geliyor mu arkadaşlar, herkese? Şu an geliyor hocam. Tamam, çok Evet güzel. hocam. Biraz bir ufak tefek sorunu, Wi-Fi'deymiş bilgisayarı. Normal mobil alınca rahatladık şimdi. Evet, Pakistan'da kalmıştık en son. Kimdi Pakistan? Merhaba, benim doktor öğrencisiyim. İnternet katılmak istedim dersiniz. Hoş geldin. Anlaşıldı mı acaba? Doktor öğrencisi olduğunu ve derse katılmak istediğini anladım. Ben geri kalanı tahmin ettim. Yok dil için katılıyorsun. Hoş geldin. Efendim, evet, doğrudur, hoş buldum. Tamam, güzel. Şimdi anlaştık. Bakın, tahmin etmeyi ben hayatta da kullanıyorum. Müsait olan arkadaşların kameralarını alın. Betül seni göreyim mesela. Bir içim rahatlasın. Tamam hocam, 2 dakikaya geliyorum. Elif müsaitsen seni de alalım. Emine seni de alabiliriz müsaitsen. Ebru. Ya da tanışmadığımız arkadaşlarımız var. Mesela Aysun Cezayirli, Sunay var. Onları da görebiliriz. Ebru'ysin. İyiyim hocam, iş yerindeyim, ben çalışıyorum. Güzel. Salon sakin artık. Çocuğun da uykusu düzene girmiş galiba. Ben işteyim hocam, iş yerinde hala çalışıyorum. Üniversitedeyim, spor salonundayım. Bayram sonrası herkes spora da gelmiyor herhalde. Bir sakinlik var. Ben de ders çalışıyorum. İnsanlar şey bayram sonrasında bırakıyorlar. Pazartesiye bırakıyorlar. Evet, şimdi pazartesi başlarlar. Bu ödül devam eder bayram ödülü. Nikahından sonra diyen var. Ben babaannemin nikahından sonra diyen gördüm. Yani hep böyle bir erteleyip, aa biz 80 yaşında geldik, bize niye böyle oldu kız? Niye olabilir acaba? Ertelediğin için olabilir mi? Bak, burada hayat derslerini de göreceğiz yani. Şey var bir de bizde. Bizim üst nesilde var. Annelerimize, babalarımızda. Para biriktirip hep 60'tan sonra artık emekli olunca rahat yaşayacağız. Gene rahat yaşamıyorlar. O parayı da Evet ya, acaba babam öyle dedi dedi gitti hocam, biliyor musun? nasıl? Babam diyorum öyle dedi dedi gitti, hiçbir tanesi bile harcayamadan öldü gitti. Burada hoş ses şeyle söyle. Ama gerçekten. Yani örnek olarak verdin ama ben gülemedim de orada çünkü. Ya tabii şeyde değil canım olay. Parayı da yiyelim içelim kardeş. Kimseye de bir şey bırakmayalım değil tabii de, kenarda biraz dursun da. Arkadaş, şöyle bir şey var, şimdi sen parayı biriktiriyorsun. Mesela şeyi anlıyorum. Hastalık için biriktiriyoruz diyorlar. Peki 5 milyonluk hastalık olursa ne yapacaksın? Sen 300 bin biriktirdin. Yani hastalığın boyutunu bilemezsin ki. Ya böyle bir sıkıntı da var. Ben bir şey deniyorum. Yani tutarsa 65 yaşından sonra kitabını yazacağım. Tutmazsa da yazacağım. Hastane köşesinde benim işte Sinan Bey serum paranız bitti. Yani para yoksa takamayacağız serumu. Çekin fişi arasını satayım. Yani ikisi de olabilir. Deniyorum bakalım. Denedikten sonra inşallah size de anlatırım. Kahvelerimizi aldık inşallah. Keyifle derse başlayacağız. Bugün close testle cümle tamamlama çözeceğiz. Başlayalım bakalım. Hazır mı herkes? Evet. Şimdi 26. soru ve 30. soru arası gördüğünüz gibi close testler.
Ben şunu açtığım için tarihi de göremiyorum. Şöyle yaparsam her şeye hakim olacağım. Kalemimizi de aldık. Şimdi arkadaşlar, close test çözerken dün söylemiştik, tekrar söyleyelim ikinci derste. Üçüncü derste bir daha tekrar edelim bunu. Biz close testi buradan başlayıp sona kadar okumamız lazım. Bazen anlamadığımız bir boşluğu çözümünü sonrasında hatırlatacak bir ifade bulabiliriz. Biz bir kere ne çözüyoruz? Tense, muddle, karışık bir soru çözüyoruz. Yani bizim bu sorularda soracağımız soru neydi? Önce hangi blok? İşte hocam perfect tense var, continuous, simple past. Muddle'larda işte yetenek var, olasılık yok anne. Kafayı çok karıştırdınız. Atın onları, net bir şekilde bloğa odaklanın. Bilim insanları Japonya'da inşa etmişler erken bir prototipini, yani örneğini bir aletin. Ki o alet değiştirmek senin cildini bilgisayar displeyi haline, hatırlıyor musunuz intuitünden? Bir şeyi bir şeye dönüştürüyor. Şimdi ben burada baktığımda bunlar bir tane inşa etmişler ya present perfect tense'te. Hemen şuraya odaklanın. Bunlar bir tane bir alet yapmışlar. Present perfect tense. Present perfect tense. O zaman bu alette ne yapacaktır? Bir şeyler yapacaktır bize. Nerede yapacaktır onu? Hangi blok sorusunun cevabıyla? Present'da yapacaktır. Çok güzel. Şimdi gel annem soruya bak. Bakın. Bak sorunun güzelliğine bak. Had verb, past. Used to, past. 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 Her yerde kullanılabilen model. Could. Past'ı var. Present'ı var. Hatta ve hatta future'ı da var. Cool'da hep past öğrendik biz. ÖSYM bunu biliyor. Cool'un bize present ve future öğretilmediği için seçeneklerde bunu veriyor. Ve doğru cevap genelde bu çıkıyor. Ne peki bu? Bu yaptıkları bir alet varmış ya. Bu bizim cildimizi bir bilgisayar ekranına dönüştürebilirmiş. Ebilir. Ben burada ne kullanabilir? Derslerden hatırlayanlar saysın hemen. Cold change. May olur. Şimdi bizim dışımızda çalışanlar, bireysel çalışanlarda şöyle bir sorun oluyor. Hocam can yetenek, may olasılık, might gelecekte prototip. Arkadaşlar sizin bu farkı ÖSYM'nin sizde sorgulaması çok azdır. Siz bunların hepsini ebilir, abilir diye bilin ve bunların present ve future olduğunu bilin. Aynı sorun hatırlıyorsanız hatırlatmak istiyorum tekrardan bizimkilere de. Must'larda da var. Must dışarıdan zorunluluk, have to içeriden, işte should kapının önünden, direği bacadan. Hayır, hepsi melimalı. Must, should, ought to, need to, had better. Farkını soruyor mu? Benim gördüğüm sorularda sormadı. Bloğunu soruyor mu? 100% kesinlikle. Into'dan tekrar bahsetmek istiyorum. Bakın ilk anlamı dün söylemiştik içine ama temel anlamı bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek anlamındadır. Cildin bilgisayar ekranına dönüşebiliyor senin. Devam ediyorum. Yani ben bir şey sorabilir miyim into ile ilgili? Mesela böyle bir şey bir şeye dönüştürürken içinde taşınması anlamında kullanabilir miyiz içinde anlamıyla into'yu? Dur anlamadım ya. Bir şey bir şey taşırması mı? İçinde anlamıyla kullanıyor muyuz into'yu? Yok. Hayır. Tamam, teşekkür ederim. Öyle Murat Dalkıcı şarkısı vardı. İçine yok, derineydi o. Ha, onu karıştırdık şarkıları. Hocam Tarkan şarkılarını da karıştırıyorsunuz bunu da. Hoppa mıydı şarkısının adı Tarkan'ın son? Hoppa Cuppa mı yaptı? Vardı, Geçecek vardı. Geçecek onlar çok kötü şarkılardı ya. Yani bak bugün Hakan Peker'in ilk klibi yayınlandı mesela. Daha güzel. Daha bizden. Hakan Peker izleyin YouTube'da yazın. Asil diye. Hocam yapmayın. Güzel şarkı yani. Ben seviyorum Hakan Peker'i. Halkla iç içe böyle. Hep geziyor orada insanlarla, burada insanlarla. Bir yerleşti Almanya'ya. Bak Tarkan'a buradan sesleniyorum da saçma bir cümle kurmayacağım ama. Arkadaş bir yerleşti. Bir çocuk yaptı. Biz de yaptık. Bak Ebru da çocuk yaptı. Betül de çocuk yaptı. Çocuk yap. Evdeki dona otur. Olur mu öyle abi ya? Betül böyle bir şey var mı? Ben donumu giyiyorum. Tamam altımda şu anda pijamam var. Görünmüyor ama. Arkadaş donu giydi. Bir iki beste yapıyor. 2,5 yıl geçti pandemi oldu. Hala da Geçecek hocam. Ben Tarkan'ı çok seviyorum. Hala da sevmeye devam edeceğim de. Olmadı o şarkıya. Siyasi olarak kullandılar, şöyle yaptı. Tarkan bize acıları tekrar hatırlatan bir adam değil ki. Tarkan bitti.
Yok bitti demiyor. Tarkan bitmez. Tarkan bizim gönlümüzde başka. Hocam size sensasyonel bir şey söyleyeceğim. Bizim millet de böyle ha. Tarkan dedi. Tarkan bitti. Allah belasını. Yok öyle düşünüyorum canım. Tarkan hocam. Ben zaten hiç sevmiyordum hocam. Olmadı ya. Sen sevmediğin belli zaten. Hazır gaz almışken buraya buradan bari. Hocam çok sensasyonel bir şey söyleyeceğim. Yeni Tarkan Edis mi yoksa? Fena değil o çocukta. Hocam hiç fena değil. Tek dinlediğim ya. Popçu diyebilirim yenilerden. Yalnız senin söylerken fena değil derken şuradan su attı. Biz kanıtlayamam ama ben onu gördüm yani. Hocam 2019'da 4 kere konserine gittim aynı yaz içinde yani. Öyle bir sevda diyelim. Hadi canım maşallah. Ben çok seviyorum hocam ya. Gerçekten artık zaten öyle bir şey olmuş ki. Edis sana gelecek artık yani. O kadar olduk ya. Biz artık hocam herkesin bir kusuru vardır. Benimki de Edis fanlığı. Güzel. Benimki de işte Tarkan'ı çok sevmek ve çok beklemek. Hocam beklemeyin, boş verin. Çok beklersini duydum. Evet, hadi bakalım. Hem sohbet hem ders hem ev hanımlığı. Böyle hepsini bir arada şey yapalım. Şimdi arkadaşlar, bir phrasal verb. Phrasal verb görünce dünkü derste de söyledik. Artık herhalde ilk defa görenler çıldırmıyorlardır. Biraz böyle ufak ufak bir şeyler yapıyorlardır. Çünkü dedik ki çaresiz değiliz. Bazı phrasal verb'ler eklerinden, köklerinden çıkartılabilir. Ha, çıkartamıyorsan da sonrasında bu phrasal verb'leri ne yapıyorduk? Onu göstereceğiz. Bekleyelim. Alet, yani bu geliştirdikleri alet, polimer, ışık yayan diyotlar, ledler varmış. Onlar da 3 mikrometre kalınlığındaymış. Şimdi ben burada önce hep söylediğimiz şey var ya soru çözerken 1'den 80'e kadar. Kendimce bir tahmin yapmam lazım. Lütfen aşağıya hiç bakmadan. Bu alette bu ışık yayan ledler 3 metre mikrometre kalınlığında Türkçe olarak şunu diyor mu herkes? Bu aletin içinde bunlar bulunuyor. Ledler var bunun içinde. Diyor musunuz? Bence diyorsunuzdur çeviriyi yaptıktan sonra. Bunlar bulunur anlamındaki bir phrasal verb bulacağız yani. Bilenler yapar, bilemeyenler öğrenir. Bir şeyden oluşuyor. Oluşmak. Arkadaşlar bu sınavdan sonra, 2019 sınavı, bundan sonra iki kere daha make-up sordu bu adam. Bir de yetmedi kardeşi, account for'u sordu. Gene sorar mı? 100%. Kesinlikle sorar. Bunun bir de eş anlamı var, hatırlayan var mı? Bir şeyden oluşmak. C ile başlıyor. Account for. Bir şeyden oluşmak. Tamam. Şimdi diğer phrasal verb'ler. Hep çalıştığımız. Şunu bilmiyoruz. Geç. Point out işaret etmek demek. Put up with katlanmak demek. Take off havalanmak demek. Make up of bir şeyden oluşmak demek. Yazalım. İşaret etmek. Yani buna değinmek. Put up with katlanmak. Takeoff'un hem uçağın havalanması vardı hem de bir ne de vardı? Bir de bir şey çıkarmak mıydı? Elbiseleri, kıyafetleri çıkarmak. Uçağa bindiğimiz zaman çorapları çıkardık diye kalıyordu aklımızda. Çıkarmak. Turn back de geri dönmek. Şimdi bunu bırakalım, boş ver. Make-up of da bir şeyden oluşmak. Dün bir yöntem öğretmiştim. İşte ona gelmek istiyorum. Az sonra anlatacağım dediğim bu. Bu phrasal verb'lerle bir hikaye oluşturabilir misiniz bana? Destek olur musunuz? Beraber yapalım. Saçma sapan bir hocam? Nasıl meseleydi? O çok taken off. Yani o çok havalanmıştı. Ha, ben artık çocuk take off yaptı. Ben artık put up katlanamadım gibi. Ben ona katlanamadım. Harika. Ondan sonra şunu alın buradan diye işaret ettim. Point out. Artık dünya bu insanlardan oluşmayacak. Evet. Tamam. Böyle bu dörtlü böyle hikayeler yaparsanız ve bunları tekrar ederseniz ufak ufak gün içerisinde kalıcı olur. Devam ediyoruz. Evet. Yeni sorudayız. Hemen tıkladık. 28. Ne çözeceğiz? Preposition çözeceğiz. Şimdi bu alet bunlardan oluşuyor dedik. Made up of. O ayrıca diyor donanımlı. Equip herkes biliyordur aslında. Ekipman buradan geliyor. Equip donanımlı.
organik foto dedektörler. Bir şeylerle. Evet. Ile. Eğer bir şey başka bir şeye sahipse orada bit kullanılır. Into'nun anlamı nedir? İçine. Ve bir şeyin başka bir hale dönüşmesi, e-haline dönüşmesi soruda vardı. After'den sonra demek zaten. Under altında demek. Off da uzağında demek. Uzağında. Mesela off the coast. Kıyıdan uzakta balinalar gördük gibi. Şimdi equip with'le beraber sınavda ÖSYM'nin sorduğu bir yapı var. Ornamented with. Arkadaşlar bunları çok seviyor. Süslü demek, böyle donanımlı demek. Furniture'ı biliyor musunuz ne olduğunu? Furniture. Mobilya. Mesela furnished with oradan geliyor. Bu da böyle donatılmış anlamına geliyor. Furnished with, ornamented with. Şimdi Samet bu şeyleri hazırlayacak. Bizim sistemde videonun altına ekleyecek. Ornamented, furnished with direkt olarak donanımlı anlamına geliyor. Şimdi ben biraz sizi aslında şeye de götürmek istiyorum. Longman'de buna bir iki örnek. Özellikle ornamented with biraz daha böyle. Şurada bakalım with'lisini vermiş mi? Şurada vermiş bakın. Kalıp haliyle veriyor. Bakın decorated with. Furnished with dedik ya, çok benzerdir. Furnished with, decorated with. Ne diyor mesela? Bir masa varmış, zengin bir şekilde dekore edilmiş. Carving dediği oyuklar. Muda'dan alıyorsun ya, 8 milyona, 8 bin liraya bir tane kütük oluyor mesela. Kütük masa, etrafı oyuklu. Yani bu oyuklarla dekore edilmiş. Geçen biri paylaşmış, 8 bin liraya çıkmış o bir kütük var diye, bir ara 1500 lira çok pahalı diyorduk. Hocam şaka mı ya? Biraz şaka olabilir. Şimdi ben de inanmadım söylediğime. Sinirim bozuldu. Bir de hocam mermer masalar çıktı şimdi. 500 milyon dolar yani artık söyleyemiyorum. 500 milyon mu? Bu nasıl para kız öyle? Hocam ben uydurdum artık yani bilmediğim. Mermer masa ne ya? Hocam artık mermerden yaptırıyorlar mobilyaları. İşte konsolları, oha, masaları falan. Ben mezar taşımın bile bu kadar para etmeyeceğini düşünürken ama nasıl olur ya, eve taşıyacaksın onları, mesela ev taşıması olacak. Biz hocam, bir ev taşıyoruz Şubat ayından beri İstanbul'da, yeminle size 4 araba geldi. Güya eşyalı eve çıktık Çanakkale'den buraya. Hocam arada bir daireyi izleyin ya, YouTube'da daire diye bir kanal var. Deliriyorum yani hani. Ne mermer yapıyorsunuz? Ben mermeri bırakırım orada direkt. Kendimi de gömerim içine. Hocam çok garip zevkleri var insanların, var ya. Şöyle bir şey, para olunca zevk olur. Yani mesela olay budur. Para varsa zevkler artar. Hocam. Kahve içiyorum beğenmezsin. Var mı başka bir kahve öneriniz arkadaşlar dersin. Ama adam çay bulamıyordu. Bunu nasıl yapacağız yani? Hocam şey var böyle. Para, adamlar para. Böyle bir berjer gösteriyor. Diyor ki bunu Çukur Cuma'da çöpte buldum diyor. Onu biz alıp koysak evimize. Gerçekten çöpçü diye 5 yıl dalga geçerler. Onlar koyunca böyle aa çok böyle şık olmuş falan oluyor. Çukur Cuma iyiydi. Güzel espriydi orada. Evet hocam. Şakalar iyi. Evet şimdi. Dün bir giriş yaptık buna. Burada bunları gördüğümüzde bunlar neydi? RC veya NC idi. Bana hangi adım atacağımızı söyler misiniz? Önce ne yapıyorduk? Sonunda ne var? Ona bakacağız hocam. Fiil mi var? Sonunda ne var? Çok güzel. Sensör diyor. O bir kız var ya, espriler yapıyor. Sensör ben söyleyeyim falan gibi. Evli çift, hani hatırlıyorsanız, ben adını bilmiyorum ama. Ceyda ile Fırat. Ceyda ile Fırat, evet. Şakaları fena değil. Burada bir sensör diyor. İsim var yani. İsim olduğunda burada hangi klaz olur? Relative klaz olur. O zaman relative klaz olursa noun klaz yapılarını ben atabilir miyim? Evet. Noun klaz yapıları neydi? Why, how, what, whether. Bir parantez açalım. Why isme bağlanır ama why genelde noun clause olarak fiile bağlanır. Sadece reason ismine bağlanır. Harika. Why, how, what, whether fiile bağlanır. Bakın bu benim böyle söylediğim şiirsel şeyleri lütfen tekrar edin. Çok işe yarıyor.
kalıyor, kalıcı oluyor. Şöyle, why, how, what, whether soldan fiile bağlanır. Bir daha, why, how, what, whether soldan fiile bağlanır. Demek ki isim gördüğünde atılır. Şiiri genişlettik. Why, how, gitti. Dünkü soruda what da vardı galiba, whether da vardı. Çat diye atıyoruz. Whether vardı dün günde. Bunlar fiile bağlanıyor, gitti. Artık buradan yapabileceğimiz bir şey yok. Bunlar çünkü hem RC oluyorlar hem NC oluyorlar. Şimdi biz RC sorusundaysak sonra ne yapıyoruz? Önce sola baktık. Tam mı? Sonra sağa baktık. Şimdi öğelere bakıyoruz. Buradaki measures ölçmek anlamında fiil. Dün demiştik ki boşluktan sonra fiile bağlanıyorsa yani S yoksa who, which, that gelir demiştik. Anında sana that. Demiştik ki sonradan da when, where ve whose yapısı bunlar tam alırlar. Bunları öğrenirsen rahat edersin. Hemen çevirisini de yapacağım. Sonraki soruya geçeceğim. Diyor ki bana burada bakın. Bir sensöre bağlanıyor bunlar. Ki o sensör ölçer kan, oksijen seviyelerini. Dedi kullandım. Kio diye çevirdim. Notumu da aldım. Şimdi geldik bir if clause. Yani aslında biraz bir tarafı tense, bir tarafı if yapısı olan bir soru çözeceğiz. Başlayalım. If'i çözmek için tiplerini bilmek lazım. Onlar diyor bağladılar onu insan eline ne kullanarak? Bazı ince plasyalı. Dün akşam derste Jaren Infinitive gördük grubumunu. Bakın buradaki using an, an veya erek, arak diye çevrilir değil mi? Çevirelim, deneyelim. Onlar sonradan onları, bu sensörleri falan insan eline bağlamışlar. Bir kısım biraz ince plastik kullanarak bağlamışlar. Bak kullanarak. Kullanan insan eli olmayacağı için erek, arak diye çeviriyorum bunu. Buradaki participle yapısıdır. Bunları çevirmeyi öğrendiğinizde sınavlardaki okuma beceriniz de artacaktır. Tamam. Bağladılar. Eğer diyor sen bu ince plastiği göz ardı edersen etki is. Çok güzel. Bir şekilde benzerdir. Let tatusu sahip olmaya. Yani bu etkiyi göz ardı edersen, yani bu etki önemsiz. Yani çok da büyük bir etkisi yok benim koluma dersen diyor. Sanki diyor bakarsın diyor kolunda diyor bir tane let bir taton varmış gibi. Tato? Tatu? Dövme değil mi? Dövme ya. Tamam. Present var. Buraya da present koyacağım. If clause tiplerini bilmeye bile gerek yok. Bakıyorum. Ne yapıyorum? Head'e atıyorum. Past. Ignore'da atıyorum. Anahtar bilgilerden biri de neydi? If'li cümlenin kendi içinde hemen sonrasındaki cümlede will de would olmaz. Adana doğru cevap. Şimdilik grammar kısmını bitirdik. Bu derslerden öğrenmiş olmanız gereken şey, ilk kez katılıyorsanız özellikle, diğerleri zaten büyük ölçüde öğrendiler, kendi öğrencilerim. Gramer havada kalıyorsa hiçbir şey yaramaz. Ezberliyorsa hiçbir şey yaramaz. Kelime de öyle. Grameri soru içerisinde işlevsel olarak koyabiliyorsan olayı çözersin. İlk 30 soruda arkadaşlar, yani ben 30 yapan da gördüm. Çok rahat. Ve 20 dakikada, 15 dakikada falan çözen de biliyorum. ÖSYM'nin YÖK dildeki özellikle çıkmış sorularda inceleyin. YÖK dil gerçekten çok kolay yapılacak haldedir. Yani 30 soru 1-2 tane bile kaçırabilirsin yani, o kadar. Full'e kadar çıkanlar olduğunu düşünürsek. Hocam, EYÖK hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk defa olacak ya. Aynısı olacak. YÖK dil neyse o olacak. Daha basit olmaz mı? Daha basit. Mesela, olmaz neden? 2013'teki şey var. İlk YDS var. Ay. Ay, KPDS'e gitti. Çok kolay sınav gelecek, çok kolay. Bok kolay sınav geldi affedersiniz. Türkiye tarihinin yapılmış en zor sınavı. Türkiye tarihinin arkadaşlar. Bütün sınavların ortalamalarını biliyorum, kendimde giriyorum. Neden? Çünkü 100 kişi girdi, %74.6'sı 0 ile 49 arasında aldı. Giren kişi sayısı 300 bin civarı. 225 bin civarında kişi 50 bile alamadı yani. Öyle bir sınav, ilk sınav. O ilk sınav kolaydı, zordu kısmı. Mesela bu çok zordu, YÖK dilde mi çok zor olacak o zaman? Bu da yanlış bir çıkarım. Ben şeyi çok seviyorum. Hani sormuşlar ya horoza, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar?
Horoz'un cevabı müthiş ya. Ben işime bakarım diyor. Ben de öyle diyorum. Ben işime bakarım, çalışırım. Hadi çalışalım o zaman. Şimdi yok dilin sır bölümlerinden biri bence. 31 ile 41 arasındaki sorular. Ne onlar? Cümle tamamlama. Burayı iyi geçen sınavı iyi hallediyor genelde. Sadece buraya bağlı değil ama. Çünkü burası artık gramer ve kelimenin bittiği, okuduğunu anlama becerisi. Bu bir, okuduğunu anlama becerisi. İkincisi de artık sizin cümleler arasında ilişki kurup kuramadığınızı ölçen bir yer. Burayla ilgili hayat kurtaran bir stratejimiz var bizim. Nedir o? Klasik aynı. Çevir, anla, tahmin et. İlk sorudan itibaren yaptığımızı özellikle bu bölümde mutlaka yapmamız lazım. Bazı hocam ben tahmin etmiyor hali falan geçiyorum. Hayır. Tahmin edebiliyor olman veya edemiyor olman senin soruyu anlayıp anlamadığını gösterir. Ne demek istediğimi örnekler üzerinden birkaç sorudan ben kendime anlatacağım. Şimdi çevireceğiz ya burayı. Sonra bir kere daha döneceğiz, sorunun ne anlattığını anlayacağız. Sorunun anlattığını anlamaktan kastımsa şu. Bu soruda bana anlatılan konuyu hangi açıdan ele aldığını yakalamam gerekiyor. Bak anlama kısmında bu. Sonra aşağıda da bu konuyla ve bu açıyla alakalı bir şeyden bahsetmesi gerekiyor. Mesela Çin'in sağlık sisteminden bahsediyorsa konu ve açı olarak aşağıda da sağlık sistemiyle ilgili bir durumdan bahsedecektir. Kalkıp da Çin'in jeopolitik konumundan bahsediyorsa atacağız. Bazı öğrenciler yukarıya anlamadığı için ulan acaba sağlıktan bahsediyor, jeopolitik konumda mı olacak, acaba ekonomide olacak diye kendi kendine hayatlarını mahvediyorlar. Öyle yapmayacağız, şöyle yapacağız. En iç kısmı diyor, dünyanın en iç parçası çok derindir doğrudan araştırmak için. Şimdi çevirdim, anlamadım. Anlama kısmı şurası bakın. Kademe kademe yavaş ilerliyorum. Dünyanın en iç bölgelerinin doğrudan inceleme konusunda inceleyemeyecek kadar derinlerde olduğunu söylüyor. Genel konu ve açı bu. Dünyanın en iç bölgesinden bahsettiği konuda. Açısı ne? Bunu incelemenin zorluğu. Şimdi ben tahmine geçiyorum. Lütfen seçeneklere bakmayın. İnsanlar hep seçeneklere gidip mındar ediyorlar kendilerini. Birlikte tahmin edelim. Bu cümle nasıl devam eder sizce? Hadi bakalım. Sanki bir çünküsü olmalı. Bağlaç tahmin ederiz. Bağlaçtan ziyade benim tahminim şeyle. Konu ne? Derinliklerinden bahsetmiyor mu? Tamam. Diğer alanlarla da bağlayabilir. En derin alanları bunlardır. İşte bazı kısımları değildir gibi de verebilir sanki hocam. Tam odaklanamadığımızı gösteriyor. Ya da direkt olarak araştırılmıyor ya hocam. Hı. Yani bunun için farklı şeyler sunabilir. Bu yüzden yani farklı yönler. Baktın mı seçeneklere, doğru söyle. Yok, bakmadım hocam, yemin ederim. Bak böyle yapınca sorunun doğru cevabını Allah muhafaza hemen bulursun. Bu çok rahatlatır. Etü sen tabii biraz geçen dönemden çalıştığın için yoğun bir şekilde o gelişmiş sende. Evet, olabilir. Çalışmanın zorluklarından yine bahsedecek demiş Fatih. O da yakın bir cevap. Ama Emine dedin ya hani kalkıp da böyle diğer bölgelerde böyle midir falan diye konuya çok girmez. Şimdi bakın doğru cevap bulduk. Ben de öyle bir tahmin yaptım sınavda. Dedim ki dünyanın en iç kısımlarının doğrudan çalışılması zordur. Bu yüzden de insanlar oraları çalışırken şöyle şöyle zorluklar yaşarlar dedi. Doğru cevabı indim. Bu yüzden bunun yerine doğrudan yapmak yerine bilim insanları çalışıyorlar. Sismik dalgaların bu bölgeden nasıl geçtiğini öğrenmek için onun oluşumuyla ilgili. Yani o bölgedeki şeyleri öğrenmek için doğrudan yapamıyorlar ya. Sismik dalgaları çalışarak bunu yapıyorlar. Şimdi bu çalışmalarla alakalı aşağıda söylediği çalışmaların nasıl olduğu bizim doğru cevabımız. Şimdi gelin. Eğer bu tahmin yöntemiyle yani çevir, anla, tahmin yöntemiyle soru çözebilirseniz, soru kökünde soruyu çözmeye çalışırsanız, geleceğiz Elif, çünkü de çevireceğiz. Diğer seçeneklerin ne kadar saçma, ÖSYM'nin size hakikaten çok saçma sapan seçenekler hazırladığını göreceksiniz. Çünkü bu deneyler bir pencere sunabilir. Dünyanın iç kısmının nasıl olduğuna yönelik oluştuktan sonra. Deneyden bahsetse olurdu.
Ama arkadaş, bir kere yukarıda deney yok bir. Şimdi çalışmak zorsa burayla ilgili biz bilgi elde edebilir miyiz? Bu kadar kolay. Saçma sapan seçenek. Yani Ebru az önce çünkü dedi ya. Çünkü çok cazip gelir size. Ama siz eğer çünkünün devamını hele belebelep diye lebelep diye bağlamaya çalışıyorsanız kendiniz hata yaparsınız. Çok da böyle güzel yemler atarlar. Tamam. B'ye geldik. Vay, karşılaştırma yapar. Bir araştırma takımı maruz bırakmak demek subject. Demir ve nikel alışımlarını silikonla mixlenmiş demir ve nikel alışımlarını yüksek basınca ve sıcaklığa maruz bırakırken, arkadaş sen ne anlatıyorsun bize? Saçma sapan bir şeyden bahsediyor yani. Örneğin dünyanın çekirdeği başlıca demir ve nikelden oluşur. Şimdi yukarıyı tam anlamazsan, ana demir dedi nikel dedi, demir dedi nikel, acaba bunlar mı? Kafayı yersin sınavla. Ben çok görüyorum sınavında böyle bakıyorum. Kafayı yemiş böyle, ezber yapmış, taktik ezberlemiş, tuptik ezberlemiş. Soru kökünü anlamadan bir aşağı inmiş. Hıra hıra hale gelmiş böyle. Tutmak istiyor bunu, çekmek istiyor. Tabii kamera olduğu için bir şey yapamıyorsun. Yani dünyanın içeriğinin ne olduğunu anlatmıyor ki. İçeriğini çalışmanın zorluğunu anlatıyor. Sen demek ki zorluğuyla ilgili bir şeyle devam edeceksin. Bu keşif bize yardımcı olabilir dünyamızı daha iyi nasıl anlayacağımız konusunda. Şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Çok işinize yarayacak bir şey. Böyle hesap. Yanlış seçenekler birbirine benzer. Bulalım beraber. Dünyanın çekirdeği demir memir. Dünyanın çekirdeği demir memir. Birbirinin aynısı. Çok daha önemlisi, deneylerin bize bir şeyler sağlaması, al sana burada. Burada da deneylerin bize bir şeyler sağlaması. İki yanlış seçenek birbirine, iki yanlış seçenek de birbirine benziyor. Neden bunu yapıyor? Senin bu seçenekler arasında birbirleriyle ilişki kurmaya çalışıp esas doğru olanı görmeni engelliyor. Çevir, anla, tahmin et, bizim işimiz olacak. Her şey net değildir ama bence en azından soru çözümüyle ilgili ne yapacağımızı anlattım diye düşünüyorum. Başladık. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bazen sorudan ki gerçekten hiçbir şey anlamadığımızda ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacaksın. İngilizce öğreneceksin. Çeviri yapacaksın. Kelime öğreneceksin. Çaresizliğin sessizliğiydi o. İngilizce öğreneceksin. Ben görüyorum öyle bazen videolar falan. Arkadaşlar soruyu anlamanıza gerek yok. Bakın burada muzu görüyorsun. Aşağıda çileği görüyorsun ve işaretliyorsun diyor. İyi de sen sınav anında muzu bile görmüyorsun. Muzu gösterirler vallahi. Hiç anlamazsın yani. Arkadaşlar yalan. Ben size söyleyeyim. Yani arkadaşlar bunu gördüğünüz zaman bunu da görürseniz bunu da görürsünüz. Görürsün sen. Sonra giriyor sınava 23.75. Ben niye böyle aldım? Çünkü muzu gördüm. Çok güzel. Kelime bilmeden, bağdaş öğrenmeden, çeviri yapmadan soru çözemezsin. Yani bu Nursema hangi bölümdesin sen? Sağlık. Sağlık bilimi yani alanın ne? Hangi işle uğraşıyorsun? Ebeyim hocam ben. Ebesin değil mi? Evet. Şimdi bak. Ben de eşi doğum yapmış ve 32 saat sancı çekerken yanında olmuş bir erkeğim. Ne yaşadığını biliyorum az çok uzaktan. Ben desem ki hocam ben de doğum sırasında sen ne olsam bana hiç doğum bilmiyorum ama birkaç şey göster. Yaptırabilir miyim o doğumu? Tüm filmi değil de bu. Yani yaptırırım da bozarım kendimi de çocuğu da hanımı da bozarım değil mi? Yani çok anormal bir şey söylüyorum sana şu an. Evet. Ha bu dediğim aynen ona benziyor. Hocam hiçbir şey bilmediğimizde ne yapacağız? Doğum olmaz. Doğum olur ama çocuk olmaz. Hani var ya çocuk olmuş mu? Çocuk olmaz yani. O yüzden oturacaksın, çevireceksin Nursema. Tamam. Şöyle söyleyeyim. Yöntem doğru, yöntemimiz doğru ama bu yöntemi besleyecek kelime, dil bilgisi ve çeviri eğitimini kendin yapmak zorundasın. Kelime bilsem çok güzel çevireceğim de kelime bilmediğim evet. için sıkıntı yok. Evet. Kelime bilsem çevireceğim. O zaman kelime bileceğim. Ne yapacağım mesela? Bizim mavi kitap çalışmaları var değil mi? Evet. Orada kelime öğreneceğim. Ödevlerde diyor ki hoca sana.
çeviri yap diyor. Şu bağlaçları böyle çalış diyor. Bunları böyle çevireceksin. Cırıntılar böyle mesela, değil mi? O zaman onları yapacaksın. Onları öyle yapınca da kelime öğreneceksin zaten. Değil mi Betül? Böyle olmadı mı? Yavaş yavaş oluyor her şey. Öyle hocam. Ben de sıfır kelimeyle başlamıştım. Yani D'yi soran öğrenci. D, E, N nedir diyen öğrenci 98-75 aldıysa Deniz. Yani tabii D, E'yi sormadı ama D'yi soran öğrenci ilk kursta 65 aldı mesela. 63-75. 65 diye yuvarlayalım. İnşallah hani... 98 amin. İnşallah 90. Ama öyle havadan almadı. Sadece benim etkim de değil. Evet, öğretmen olarak ben bir şeyler katıyorum, yönlendiriyorum, geliştiriyorum. Ama öğrencinin oradaki çabası aynı sınıf içerisinde biri onu alıp diğeri başka bir şey alırken alıyorsa aradaki farkı kesinlikle sizin performansınız. Benden söylemesi. Kısa yol, taktik, tuktik, şunu görünce yapıştırırsın evladım, hiç korkmalardan. Bence çok korkun. Ben çok korkarım bir şeyi kısa yolda anlatıyorlarsa bana. Vallahi ben öyle kaç sene kendimi oyalamışım sadece arkadaşlar. İyi bir bilgi vereyim size. Eyvallah Rümeysa'cığım, sağ ol. Taktik diye bir şey yok yani. Yok yok. İlişkide de yok. Oraya da sokmayın. Sağ olun hocam. Yani İlişkide her ödev yorumunda bunu söylediğiniz gibi. Adamı kandırırsın bak. Çocuğu kandırırsın bir şekilde. Oyunlar türlü türlü oyun. Nikah masasına da oturtursun. Eyvallah. Ama o adam onu 3 yıl sonra anladığı zaman başına gelenleri, yaptıklarını yeminle fitil fitil buradan getir. Bak tamam. Benden söylemesin. O kadar kandık gibi anlamaz yani. Yapar çocuğu, bırakır başına, kalırsın. Ah dersin. Evlendirdin beni, al. Bu da kötü bir şey. Hocam ama yani kandıysa onu da anlamaz yani bence. Anlar. Bir gün mutlaka anlar. Çünkü onun da bir annesi ve kız kardeşi ve etrafında kız arkadaşları var. Hocam o taktiği yapan onlara karşı da kurar yani. Hani İnşallah. O çocuk. İnşallah. Senden büyük kaynana var. Böyle diyeyim. Anla hocam. Veya o çocuğun kankisi var. Evet. Wild Veres. Büyük yapraklı bitkiler, muzlar gibi genellikle tropik bölgede büyürler. Şimdi burada bağlaç varsa işimiz daha rahat tahmin konusunda. Ben çevirdim. Şimdi anlıyorum. Anlarken bağlacın işlevi çok önemli. Çeviriye dikkat. Büyük yapraklı muz gibi bitkiler genellikle tropik bölgelerde yaşarken, bunun sen eğer Nursema çok dikkat et, bağlaç olarak zıtlık olduğunu biliyorsan, ki önümüzdeki hafta bilmeye başlayacağım. Küçük yapraklı bitkiler de başka yerde yaşarlar. Tahminini yapıyorsan sınavda yüzün çok mutlu olacak diğerleri cebelleşirken. Hangisi doğru cevap? Denizli. Tamam. Nedir? Küçük yapraklı bitkiler kutuplara yakın yerlerde bulunma eğilimindedirler. Ben buradan anlama kısmında neleri çıkardım bir de bağlacın yönüyle beraber. Burada bitkilerin yetiştikleri yerlerden bahsediyor. Şimdi gelin açıyla hiç uymayan ÖSYM'nin bize çakmaya çalıştığı seçeneklere bakalım. Gün ve gece sıcaklıkları onların büyüklüklerini, boyutlarını etkiler. Ya bunların boyutlarını etkileyen bir şeyden bahsetmiyor ki. Yaşadıkları yer bizim konumuz. Onlar daha fazla ısı alırlar. Hayır. Isı almaları da konumuz değil. Yetiştikleri yer. Büyük yapraklı bitkiler diyemez. Çünkü büyük yapraklı bitkiler böyleyken büyük yapraklı bitkiler diye giriş yapamaz. Büyük yapraklı ağaçlar, serinler falan filan. Saçma sapan seçenekler koyuyor yani. O yüzden güzel görürseniz, cümle tamamlama sorularında tahmini güzel görürseniz olayı büyük ölçüde çözersiniz. Kapattık. 33'e devam ediyoruz. Biraz meşaz alındı diye düşünüyorum. Yani bu mesajla beraber tahmin konusunda bugün biraz soru çözüp yetiştirirseniz kendinizi bence çok iyi olur. D için, insanlar daha uzun yaşadığı için veya daha uzun yaşadıkça onların kabiliyeti, savaş açma kabiliyeti, enfektüs hastalıklara, unsurlara is impaired. Bunu da bilmen lazım. Bozulmak demek. Nasıl bilebilirsin? Repair'in tam tersi impair. Repair tamir, impair bozulma. İnsanlar yaşadıkça, şimdi bakın çevirdim ama şu işi yapıyorum, anlamaya başlıyorum. Çünkü bana bu anlama ne kadar iyi olursa tahmini o kadar iyi getirecek. İnsanlar daha da uzun yaşadıkça onların enfektüs hastalıklara karşı savaşma yetenekleri bozulur. Bağlaç bir cümle istiyorum. Hocam şey olabilir mi?
Ama zaman içinde bu enfeksiyonlara karşı savaşmak kolaylaştı. Yani ona dair ilaçlar geliştirildi, tedavi bulundu vesaire. İlaçlarla, milaçlarla da bu durum sübvanse edilir, telafi edilir. Başka bağlaç bir cümle, güzel oldu. Hocam ya da şey, bağlaçı tam şey yapamadım ama bağışıklığı düştüğü için hastalıklara yatkın hale gelir. Çünkü diyebilirim orada. Ve hastalıklara, yani şimdi şöyle düşün. İnsanlar yaşadıkça enfeksiyöz hastalıklara karşı savaş medenlikleri düşer. Bağışıklıkları sıkıntı yaşar. Burayı neyle bağlarsın? Burada bir neden var mı? Bunun sonucunda da bağışıklıklarında sıkıntı yaşarlar. Ben de Emine gibi düşünmüştüm. Doğru düşünmüşsünüz, evet. Bu bat da güzel olurdu ama çok güzel oldu bu. Sonuç bu olarak... Bu yüzden diyemez miyiz hocam, bir de orada bağlaç olarak? Bu yüzden bağışıklıkları düşer. Aynen. Sonuç olarak zaten bu yüzden organizmalar vardır ki onlar genellikle hastalığa sebep olmazlar. Yani hastalığa sebep olmayan organizmalar potansiyel olarak ölümcül unsurlar haline gelirler bu insanlar için. Biraz böyle buradan tutturuyor kulağı. Emine, senin sevdiğin tarz. Şimdi biraz tabii sağlık bilimlerinden girecek olanlar aslında, bakın bu bir sağlık bilimleri sorusu gibi görünse de fen bilimlerinde de soruluyor ki ben sosyal bilimlerde kulak iltihabı sorusunu da gördüm. Artık karışıyor sınavlar. Mantaliteyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Buna odaklanalım. Bundan sonra bırakacağız zaten. Biraz evde çalışmanız için zaman kalsın gün içerisinde de. Şunu görmek lazım. İnsanlar uzun yaşadıkça, artık yaşlanıyorlar ya, enfektüs unsurlara karşı savaşma yetenekleri de bozuluyor. Tamam. Sonucunda da normalde hastalığa sebep olmayan organizmalar ölümcül unsurlar haline geliyor. Burada sıkıntı şu. Şurada bir for them koyması lazımdı. Soru hazırlarken bir tık bir eksiklik var. Onlar için, yani bu bağışıklığı falan böyle düşenler için, bu normalde hastalık yapmayan organizmalar bu insanlar için ölümcül olabiliyor diyor. Şimdi bunu çıkaramayabiliriz ama seçeneklerden ilerlerseniz gerçekten çok saçma olduğunu göreceksiniz. Bakın, benzer şekilde hastalıklar var ki onlar yaygındırlar, çoktan yok edildiler. Biz burada insanların çok uzun yaşaması ve sonucunda hastalıkla savaşma yeteneklerinin düşmesini anlatırken ortadan kaldırılan hastalıklardan bahsediyoruz. Ve benzer şekilde diyoruz, çok saçma. Ben bunu benzer şekilde deseydim, devamında ne derdim? Mesela maymunlardan bahsederdim veya hayvanlardan. Benzer şekilde yaşlı gorillerin hastalıklarla savaşma yetenekleri gençlere göre daha kötüdür. Bak, öyle olur benzer şekilde derse. Bunun yerine yaşam tarzları değiştiği için insanların yeni fırsatlar ortaya çıkar, onları enfekte edecek. Yani şimdi bunun yerine diyemezsin, saçma. İnsanların yaşam tarzının değişmesiyle alakamız yok bizim. Sadece neyle alakamız var? İnsanların daha uzun yaşaması. Örneğin, tamam, bakteri varmış. Şuradaki causing nedir arkadaşlar? Hadi bakalım deneyelim. Bugün öğrendik. Lim hastalığı. Lim hastalığı olan bakteriler izole edildiler geçen birkaç yıl içinde. Şimdi ne anlatıyorsun sen bize? Şöyle yapabilir miyiz? C seçeneğiyle ilgili A seçeneğiyle bir bağdaşım kurup yanlış seçenekler birbirine benzer. Burada organizmaların, bakterilerin ortadan kaldırıldığını, burada da hastalıkların ortadan kaldırıldığını söylüyor. Ne alaka? Fakat onlar bir eğilim geliştiriyorlar. Nedensel unsurlarını belirlemek için enfektüs hastalıklarının. Ya hastalıkların nedensel şeyini belirlemek için bir şey geliştirmiyorlar ki. Şunu diyebilirsiniz. Ya E seçeneği benim tam aklıma yatmıyor. Bence de burada for them koymadıkça aklıma yatmıyor. Ama bunlar ne ya? Bundan da güzeli yok deyip de işaretleyebiliriz. Evet. Burada bıraktık. Yarın 34'ten devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar sevgili öğrencilerimiz. Hadi görüşürüz bakalım. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Görüşürüz.